Şimdi bir devlet aklı bu krizi ya da bu savaşı nasıl yöneteceğini bilmesi gerekir. Nerede durduracağını da bilmesi gerekir. Şimdi bunu yitirirseniz o zaman şu çıkıyor. Yani Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları, efendim İsrail'in gazının çıkartıldıktan sonra hangi güzergahlardan Avrupa'ya gideceği meselesi, Türkiye-İsrail ilişkileri, İsrail-Mısır ilişkileri, İsrail-İslam dünyası ilişkilerinin geleceği, hepsi Arap saçına döndü. Şimdi Arap saçını deyince şeyler alınıyor, bu bir deyim. Hadi kullanmayayım, şöyle diyeyim. Hepsi karma karışık oldu. Böyle bir tabloda devlet aklının olmadığına işaret ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman şöyle bir şey dedik ya, diplomasi ne yapar? Devlet Libya'nın çağrısı var, boykot diyor, ilişkilerin kesilmesi diyor, ne olacak meselesinde. Belki de buna zorluyorlar. Bunu bak, göreceğiz yakında. Yani yarın bir gün gördünüz mü? İşte efendim İsrail kendi coğrafyasında, bölgede güvende olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu saldırganlığı bunun sebebidir demek için oluyorsa bu işler ne olacak? Yani şöyle çıkarsa yarın bir gün İsrail'den Netanyahu ya da Herzog, bak gördünüz mü? Bütün hepsi bizim düşmanımız. Bizi dolayısıyla sizin korumanız lazım. Amerika, sizin korunmanız lazım. İngiltere, Avrupa Birliği ki yapıyorlar. Dedikleri zaman o zaman şöyle bir şey oluyor. Onu koruma içgüdüsü maalesef ki çocuk, yaşlı, genç, insan, varlık, canlı, tabiat, hiçbir şey bırakmamacasına saldırganlaşıyorlar. Belki de onu yapmak istiyorlar. Onu da bilmiyorum. Son cümlem bu konuda şu olsun açıkçası. Bakın dün bir şey oldu. Belki orayı da açacaktım ama ben açmış olayım. Amerikan Dışişleri Bakanı en son Sisi ile bir görüşme yaptı. Ve bugün refah kapısı açıldı. Şimdi aynı gün dün şu paylaşıldı. Netanyahu Mısır'a diyor ki ya sen bu Gazze'lileri alırsan senin Dünya Bankası üzerinden uluslararası borçlarının bir kısmını da sildirebiliriz, bakarız, ederiz, baktırılır, ödenir. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu şu demek. Rüşvet karşılığı ya da para karşılığı Gazze'lileri Mısır'a sürmeyi bir daha söylemek. Bunun karşısında Mısır Başbakanı'nın cümleleri var. Diyor ki Sina'daki her bir kum tanesi kadar insanımızı şehit vermeye hazırız. Çünkü Sina bizim için önemli. Aslında kendimi koruyorum, korumam gerekiyor derken bir şey daha yapıyor. Gazze'lileri oradan sürerseniz Filistin'in iki parçalı, aslında böyle paramparça da görebildim işte Gazze'de bir şey vardı. İki parçalı Filistin'in de ikinci büyük parçasının da yok olup gitmesine müsaade etmeyeceğiz diyor. Şimdi ama insanı korudur açtırar şimdi. Buraya dikkat etmek lazım. Bugün savaşın veya İsrail saldırganlığının coğrafya açısından neye evrilebileceğini de işareti bu. Yani refah kapısının açılması, çift pasaportların, ağır yaralı Filistinlilerin oradan tahliye edilme sürecinin bundan sonrasına bakmamız gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.